güzel bir bahar gelmiş. Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Yine çok uzunca bir ara verdim. Farkındayım. Fakat daha önce bir videoda bahsettiğim gibi bundan sonraki gelecek serileri bu araziye, kırsal yaşam planlarımızın başladığı zaman videolarıma devam etme kararı almıştım. Artık o günlerdeyiz. İlkbahar geldi. Arazideyim. Bugün de tarlamıza ceviz diktirdik. 2 yaşında 70 adet ceviz dikildi bugün tarlamıza. Cevizler harita mühendisi tarafından işaretlendi arazinin üstüne. Burada da GPS'le o kullandıkları nokta belirleme cihazıyla da arazinin üstüne çok simetrik bir şekilde 7x5 dikimi yapıldı diye biliyorum. Belki merak edenleriniz olacaktır. Neden ceviz diktiniz arazinin hepsine diye. Şöyle, burası bir tarla ve biz de tarla vasfından cins değişikliği yapmak istiyoruz. Bağ veya ceviz bahçesi. Bahçeye yani. O yüzden de kanunda yazdığı şekilde dikim ve işaretleme yaptırmak istemiştik. Öyle de oldu keza bugün. Bunların hepsi işaretlendi. Sertifikalı cevizler dikildi. Bunların büyümesini ve yaprak açmasını bekleyeceğiz. Daha sonra da başvuru yapacağız. Bunun çok teknik detaylarını zaten blog sayfamda yazmıştım. Aşağıdaki linklerden de bunu okuyabilirsiniz. Şimdilik size ceviz bahçesini ve diktiğimiz yeni 4 ağacımızı ve geçen hani Gökhan'la diktiğimiz 5-6 ağacı da göstereceğim. Sonra haftaya buraya damlama sulama sistemi kurmamız gerekiyor. Bu biraz teferruatlı bir iş olacak bizim için. 3 veya 5 tonluk bir depo getirttirip damlamayı da artık Şeyda'yla veya kim bize yardıma gelirse onunla bu ceviz ağaçlarına damlama sistemi çekmemiz gerekiyor. Zaten ceviz ağaçları buraya tutunursa ve yaşatabilirsek bu aydan itibaren yavaşça sulanmaya başlıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos ayına kadar, işte Eylül çok sıcak giderse biraz daha sonra su kesiliyor. Yani bu 4 ay sulanıyor ceviz ağaçları. Yine mevsimler kaydı için hani bu söylediğim şeyin kesinliği yok. Yine atıyorum Ekim ayında çok kurak gidiyorsa da sulanıyor. Daha sonrasında su kesiliyor. Biz de bu süreci yani ve ciddi bir maliyet açıkçası arkadaşlar. Hani daha küçük fidanlar dikebilirdik ama prosedüre uymak zorundaydık. O yüzden böyle bir yol izlemek zorunda kaldık. Bir tık mecbur kaldık. Ama umarım bu ağaçların hepsini yaşatacağız ve seneye daha görkemli, daha güzel ağaçlarımız olacak. Ağaç dikiminden sonra da o haritacı abiyle de arazimizin etrafındaki sınırlarımızı ben hep merak ediyordum. Hani parsel sorgudan veya Google Earth'ten bakıyoruz ama net olarak bilmiyorduk. Hem de belli iki cephemize dikenli tel çekmemiz gerekiyor ki hani diğer yerlerimiz ekili dikili olduğu için çoban çok sokmuyor artık ama yine buralara hayvan girişini bir tık engellemek için yapraklandığında belki yerler diye dikenli tel işimiz de var. Yani tüm bu süreçleri zaten paylaşacağım. Hem bir size merhaba diyeyim hem de ağaçlarımızı ve arazimizin bahar halini, yavaştan bahar halini göstereyim istedim. Şimdi birlikte gezelim. Beraber gezmeden önce de sizden bir ricam var. Ya bunu söylemeyince de yorum veya beğeni yapan arkadaşlarım oluyor. Fakat ben şimdi uzun zamandır bir video atmadığım için bu video büyük ihtimalle bana abone olsanız da size gösterilmeyecek. Eğer ki buraya kadar izleyip de gösterildiyse lütfen videoyu beğenip yorum atıp sevdiyseniz en azından aşağıda bizimle bu mutluluğu paylaşırsanız da çok sevinirim. En azından bir sonraki videolar size gösterilir. Şöyle kışın, yani sonbaharda diktiğimiz ağaçları da göstereyim. Tomurcuklanmışlar, yaprak açacaklar. Burada oya ağacı var. Google'dan bakın, mükemmel bir görseli var gerçekten. Şunlar da ceviz ağaçlarımız. Sıralamalarını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gayet güzel oldular.
Şöyle ilerleyeyim. Şurada diğer ağaçlar da var. Bu cevizlere damlamadan sonra da bu arazinin toprak analizinde organik madde miktarı 1 çıktı. Dolayısıyla bizim bu organik miktar, organiklik kısmını arttırmamız gerekecek. Bunu kışın bir tane ağaç şeyi, ağacın gövdesini bir hayvan yemiş, kemirmiş ama gayet iyi tomurcuklanmış yukarıya doğru. Çok ince oldukları için netlemek çok zor oluyor. Burada bir başka ağaç. Burada elimde çok az leonardit vardı. Onu sepeledim. Şanslı bir ağaç bu. Şöyle gidelim. Şu çok ileride bembeyaz çiçek açmış yerler var. Bu arada tam yürüdüğüm yer sınır. Burada bir tane daha sınır kazığı var. Onun söylediği yerlere çaktım. Yeşermeye başlamış buralar. Arazide en sevmediğim yer, birazdan göstereceğim, biraz çatakta kalan bir yer var. Bu arada lavanta dikmiştik. Onu da geçmiş videolardan izleyebilirsiniz. Bir tanesinin dalını kırdım. Gayet de yeşil. Çok ölü gibi duruyorlar ama sanırım canlanacaklar Haziran gibi. Burada cevizler yine. Şunları da göstereyim. Bolca video izliyorum. Ceviz Ahmet diye bir YouTube kanalı var Ahmet abinin. O da memleketlimizmiş. Tanışmıyoruz ama bir iletişim kurabildim. Çorlu'ya geldiğinde görüşeceğiz. Ondan bilgileri alabilirsem seneye de artık belki bizim bahçemize de gelir bakar. Bizim diğer kazık şurada. Az önce bahsettiğim şey de bura. Ama burada böyle fantezik bir şey deneyeceğim. El burgusuyla su kazma olayını izlemişsinizdir. Deneyeceğim çünkü oldukça yeşil. Çatak olduğu için ama şurada suyun varlığına delalet şeyler var. Deneyeceğiz. Ve burası çok güzel kokuyor. Yani burada bir şey var ve çok güzel kokuyor. Onu bulamadım henüz. Diğer kazık burada. Bu çalılık alan hatırlıyorum. Geçen sene Haziran'da aldığımızda da çok kabarıyor ve hani ilerleyen suyu ve güneşi yedikçe burası coşuyor ve hani kontrolden çıkıyor. Burayı biraz seyretme yapmak istiyorum. Yine tabi bunlar diş gücü. Çok güzel. Bahar temsili. Burası da. Buradan çok güzel bir fotoğraf çıkar gibime geldi. Şöyle. Neyse Instagram'a artık bunlar. Daha sonra iyice güzel bir su yeri açıp iyi sulanmasını sağlayacağım. Burada bir zeytin var. Hemen arkasında dağ çileği var. Biraz orman tipi ağaçlar seçtim. Bir de kampanya vardı. Çok ucuz aldım. Tüplü filan bunlar. Sınırlarımızdalar. Burada goji beri var. Şeyden benimle dalga geçtiği yiyecek. Burada muşmula var. Bayılırım tadına da. Evdeyken yaprak açmaya başlamıştı. Haftaya sanırım daha da iyi olur. Yarın yağış veriyor. Umarım yağar. Burada çınar var. Onu da suladım. Patlatmış ama çok. Böyle güzel bir bahar gelmiş.